Türkiye ekonomisi son 21 yılda... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi ve 2023 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu teklifinin geneliyle Sayıştay raporları üzerinde yapılan görüşmelerde milletvekillerinin sorularını ve eleştirilerini yanıtladı. Yaptığımız bu toplantıda sizlerin görüşleri bizim için her zaman yol gösterici olmuştur. Bütçenin yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekleyen sosyal refah artırıcı bir yaklaşıma sahip olduğunu belirten Yılmaz, işçisi, esnafı, emeklisi, genci ve yaşlısıyla toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçları gözetilerek hazırlandığını söyledi. Enflasyonla mücadeleye de değinen Yılmaz, bu programın ve bütçenin en önemli hedeflerinden birinin enflasyonu düşürmek olduğunu vurgulayarak, son 4 ayda 26 puanda fazla enflasyon oranında bir düşüş oldu. Bunun da önümüzdeki süreçlerde devam etmesini bekliyoruz ve gelecek yıl sonu itibarıyla %20'nin altında bir enflasyonu hedefliyoruz. 2026'da ise tek haneli bir rakamı hedefliyoruz. Hizmetlerde bir katılık var burada. Mallarda %40'lara yakın bir seviyeye geldi aslında. Temel mallarda %30'un altına düşen bir enflasyon söz konusu ama özellikle hizmet sektörlerinde bir katılık var. Bu katılık da zaman içinde kırılacak ve daha güçlü bir şekilde vatandaşımız bunu hissedecek. Temel mallarda bazı mallarda bunu hissetmeye başladı vatandaşımız ama daha geniş anlamda da önümüzdeki aylarda bunu daha hissedecek diye ifade etmek isterim ifadesini kullandı.